Selamlar. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için FPV drone yapımı serisinin 8. bölümünü işleyeceğiz. Ben yine DR Park'tayım. Hatta eğer ki ESC videosunu izlediyseniz onun devamını çekiyorum. Ama tabii başka bir zaman yayınlayacağım. Dediğim gibi diğer önceki videoda gördüyseniz cihazların bozulduğundan dolayı şu anda ben uçuşa devam edemiyorum. Her neyse bugün pervanelerden bahsedeceğiz. Çok uzun ve detaylı anlatmak istemiyorum. Daha önceden pervane videosu çekmiştim ama yani şu anda işte neler kullanıyorum, ne kullanabilirsiniz. Çünkü yeni başlayacaksınız. Kafanızda eminim bazı sorular olacak. Şu nedir, bu nedir diye onlara hızlıca cevap vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak pervanelerimiz 5 inç boyutunda bu pervanenin çapını gösteriyor. Boyuttan sonra da insanların en çok merak ettiği şey hat ve değeri, pitch değeri. Bunu şöyle söyleyeyim. Pervanelere bakıyorsunuz. Pervanelerin üzerinde sayılar görüyorsunuz veya satın alacağınız zaman açıklama kısmında. Bunun en basit örneğini 50-40 diye vereyim mesela. Çünkü en çok karşılaşacağınız pervane 50. 50-40 şu manaya geliyor. 5.0 yani 50 ilk iki sayı 5.0 inç bir boyuta sahip olduğunu, ikinci kısımdaki iki sayı da 40 yani 4.0 pitch değerine sahip olduğunu, bu kadarlık bir hat ve sahip olduğunu gösteriyor. Bu hat ve bu pervane bu açısıyla olan bir şey. Açı değeri değil ama. Pitch de şu manaya geliyor. Bunu göstereyim. Teoride tabii ki. Pervane bir tur attığı zaman pitch değeri kadar bir yol alıyor. Yani 4.0 dedik ya, 4 inçlik bir hat ve değerine sahipse eğer, bir tam tur sonunda 4 inçlik bir yol almış oluyor. Sizin hat ve katsayınız büyüdükçe, hat ve değeriniz büyüdükçe, pitch diyeceğim ya, pitch değeriniz büyüdükçe şey oluyor. Pervanenin karakteri agresifleşiyor. İttirdiği hava miktarı daha çok artıyor. Böylece havada tutunma imkanınız daha da artıyor. Ama bunun yanında size ne tür bir sıkıntı getiriyor? Çektiği akım artıyor. Böylece pilinizde hani uçurma süreniz azalıyor. Pilinizdeki gerilim düşme ihtimalleri daha da artıyor. Yani buna göre pervane seçimlerinizi yaparken bir muhakemede bulunmanız gerekiyor. Ben ne kullanıyorum? Ben yine bir dakika, ben kullanmadan önce şeyden bahsedeyim. Özellikle yeni başlayan kişiler izlediği için yüksek hatveli, yüksek fiyatlı pervaneler kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü bu pervaneler bildiğiniz sarf malzemesi gibi. Her antrenmanda, her uçuşta bir sürü pervane kırılacaktır ve gidip de 4-5 dolarlık bir HQ set almak sizin için biraz can sıkıcı olmaya başlayabilir bir süre sonra. Bunun yerine daha uygun fiyatlı böyle çokça satılan pervaneler kullanabilirsiniz. Özellikle King Kong 50-40 ve 50-40'lar gibi. Bunların hepsini video açıklamasında bulabilirsiniz. Ben neler kullanıyorum? Hızlıca ona gireyim. Bütün cihazlarımda HQ pervaneleri kullanıyorum. Yarış cihazlarım benim hafif oldukları için biraz daha yüksek pitch değerli bir pervane kullanabiliyorum. Diğer arkadaşlarla benzer uçuş süreleri elde edebiliyorum. Kullandığım pervaneler HQ'nun 5.1 inç yani 51-46 modelleri. Yüksek tutuşa sahip olduğu için, cihazlarım da hafif olduğu için beni istediğim tarzda, benim yani istediğim tarzda uçmamı sağlıyor. Cihazlarım bu arada, yarış cihazlarım 278 ile 282 gram arasında, bütün yarış cihazlarım pil hariç ama pervaneler dahil ağırlıktan bahsediyorum. Hafif cihazlar oldukları için de pervaneler açıkçası çok fazla zorlanmıyor. Yani yüksek derecede pil götürmüyorlar. Yani diğer cihazlar nasıl uçuyorsa, daha düşük hatveli ama benimkinden daha ağır olan cihazlar, benimki de onlarla aynı sürelerde uçuş yapabiliyor. Ama daha net ve daha oturaklı uçtuğu için ben bu pervaneleri kullanmayı seviyorum. Freestyle cihazlarımda ise yine HQ'nun 5.1 inç modellerini kullanıyorum. Ama bunlarda kullandığım hat ve değeri çok daha düşük. Çünkü onları agresif bir şekilde kullanmıyorum freestyle cihazlarını. Daha yumuşak ve biraz daha uzun uçuş süresi tercih ettiğimden dolayı daha düşük pitch değerli şeyler kullanıyorum. Onlarda da 51-31, 51-41, bazen 50-43 gibi pervaneler. Dediğim gibi çok uzun zamandır HQ dışında pek pervane kullanmadım. Çünkü yani hepsini kullandım. Bu arada her yeni çıkan pervaneyi alıp da test etmeye çalışıyorum genellikle ama kendi uçuş tarzıma göre en uygun bu pervanelerin olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da sürekli bunları kullanıyorum. Ama dediğim gibi yeni başlıyorsunuz. Gidip de bir pervane setine 4-5 dolar vermek zorunda değilsiniz. Uygun fiyatlı, özellikle King Kong'un veya Gepard'sinin vardı yanlış hatırlamıyorsam, 50-40 pervanelerini alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pervanelerin pitch değerleri vesaire, bunların dışında bir de şey var. Üzerindeki bıçak sayısı var. Bunlar 3 bıçaklı görüyorsunuz. 2 bıçaklı, 3 bıçaklı, 4, 5, 6 bıçaklı pervaneler bulabilirsiniz. Bıçak sayımız arttıkça tabii ki havayı tutma kuvvetimiz artacak. Ama bıçak sayısı arttığı için sürtünme artacak. Daha fazla akım çekeceksiniz. Pervane daha da ağırlaştığı için motorunuz onu son hızına kadar döndüremeyecek, döndürmekte zorlanacak. Bundan dolayı da hani pil sürenizden kısmış olacaksınız. Daha yüksek tutunma ama pil seviyenizde düşme gibi bir şeyle karşılaşacaksınız. İşte bu bağlamda yapacağınız uçuş alanı, yapacağınız yani uçuş tarzınız, cihazınızın özellikleri, bunları birleştirip buna göre bir pervane seçmeniz gerekiyor. Zaten videoların en başında sanırım bahsetmiştim ama cihazda hani en iyisi şu, en iyisi bu, en iyisi şu şeklinde almıyor. Özellikle itki sistemini, yani
ESC motorlar pil de sayılabilir. Yani fiziksel olarak sayılmasa da güç kaynağı sonuçta. ESC motor ve pervane. Bunların hepsinin birbiriyle uyumlu, birbiriyle düzgün performanslı şekilde seçilmesi sizin açınızdan en optimum seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Pervanelerle ilgili daha fazla şeyden bahsetmeyeceğim. Yani uzattıkça uzatabiliriz ama gerek yok. Sonuçta yeni baş. Ne tür pervaneler alabilirsiniz? Bu tür pervaneler alabilirsiniz. Üzerindeki yazılarda bu manaya geliyor. Bunların dışında aklınıza takılan bir soru varsa bunları yorum olarak yaparsanız elimden geliyorsa cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.